inşallah. Hadi hepsi. Allah'ım. Kalpler smiley'ler. Hoppa. Çok korkuyorum. Bugün herkesi birbirine düşürdüm Allah'ım. Beni gıcık tut. Daha önce geçmişte olan bir kız arkadaşına böyle sürprizler, bu tarz şeyler yaptın mı birine? Benden haberi yoktu yani. Beni İstanbul'da biliyordu. Aha. Ben hiç habersiz şekilde Ankara'ya gidip önce çiçek yolladım. İşte çok işim var falan filan diye. Ha. Ondan sonra çiçek geldi, ardına ben kapıyı çaldım falan. Öyle mi? Ha. Yani ne gibi özel bir gün müydü yoksa normal? Normal bir zaman. Yani normal bir zaman. O zaman seni hiç beklemediği bir anda anladım. Yani senin İstanbul'da olduğunu düşündüğü bir anda. Bir anda. Çünkü fotoğraf falan çekmişim İstanbul'da, onu yolladım. İşte ne yapayım ben de İstanbul'da. Sonra çiçeği gördüm, mutlu oldu. Daha sonrasında beni gördü, daha bir mutlu oldu. Eski kız arkadaşlarımla alakalı bir de bir gün doğum gününde şey yaptım. Bütün arkadaşlarının böyle videosunu çektim. Gittim mesela. Bütün duygu ve düşüncelerini çektim işte. Onun hakkındaki ne söylediklerini çektim. Böyle birleştirdim onu. Güzel bir kısa film yaptım. Aynen. Ondan sonra doğum gününe çağırdım bütün herkesi. Ondan sonra bütün arkadaşları oradayken büyük bir ekranda onu verdim. Hemen bizim ortak düşüncelerimizi ekrandayız. Ondan sonra çok üzülüp, yani daha doğrusu sevinip ağlamıştım. Sen daha önce yaptın mı böyle bir şey? Ne yaptın? İşin yaptım. Güller aldım işte ben yine böyle kumsaldayım. Birkaç tane şiir yazmıştım. Ayrılıkla alakalı. Çünkü o gün her şeyi ben bitirmek istiyordum. Ve bitirecektim. Ve o döneme denk geldi yani. Ben içine almadım. Hiçbir kadına çiçek almadım diyen Adnan kapısına çiçek gönderiyor. Ve kapının çiçeklerin ardında. Ben hiçbir kadına sürpriz yapmadım diyen Adnan kız bir kapıyı açıyor. Kapıda. Evet. Peki bu ne çelişki? Bu yok. Ne? Ben sonra benim burada canımı okuyor. Niye anımı anlattım diye. Yerin dibine soktu beni. Aycan sen çok sinirlenmedin bana. Aycan biraz daha sakin lütfen. Şu an misilleme yaptılar. Kızlar da yapmıştı aynısını. Değil, yalan işte ya. Kızlar gelip fena bağırmıştı. Misilleme yaptılar. Ben çıktım da niye çıktığımı tam olarak kestiremiyorum. Çünkü yanımdan Didem koşarak çıktı. Ben de gaza gelmiş vaziyetteyim şu an. Onlara gidip ne diyeceğim hakkında bir fikrim yok. Saçmalayacağımı biliyorum. Ama şimdi şöyle düşünüyorum, o beni daha önce çok toparladı, hep olgunluk gösterdi. Takdir edersiniz ki geçen hafta da benim çocukluklarım yüzünden biraz aramız bozuk. Vallahi bir gideyim de bir fırçamı yiyorum, övgümü alıyorum, bir gideyim de bir şansımı deneyim. Kim geliyor? Gido. Gido. Adnan. Aşkım. Aşkım baksın. Şekerli orada, Berker konusu zaten kaldı. Aşkım geldi ya. Gel. Aynen. Hep yaban atılıyorsun. Aşkım başladı. Gel yani, sakin yani. Kalmaya çalışıyorum. Orada... Konuşabilir miyiz? Beni ilgilendirmiyor Hind'in bilmem neyi. Gel. Gel. Geldim elde konuşmaya çık. Söyle. Sen hiç bir kadına sürpriz yapmamıştın değil mi? Sürpriz yapmadım ama değil. Doğum bir dakika. Günü yapmadım. Sen, hiç çiçek almamıştın ve ilk çiçek aldığın kadın bendim. Değil mi? O koca buketi getirdin ya hani o mehtabı evet. Parçaladı. Hı hı. Ama sen bir buket çiçek gönderiyorsun. Sonra bak. Bir kadına beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. Söyle, tamam, sürpriz yapıyorsun. Yok ben İstanbul'dayım dedim, yok Ankara'dayım dedim. Hı. Benim canımı okudun, ben bana yapılan şeyi anlattım diye. Beni rezil ettin burada. Konuşmadın, canım surat yaptın. Allah. 3 gün uzattın bu meseleyi. Sonra geliyorsun erkek muhabbeti yapıyorsun burada. Sen bana misilleme yapmanın mı peşindesin? Neyin misillemesi hayatım bu? Bana yap, bana hata dediğin şeyi senin tamam, burada yapman. Ailem izliyor. Ailemiz izliyor Didem. Bunu sen bana yaptığın ailemiz için dedim izliyor ben Didem ve sen. Ailem izliyor mevzusunu. Dinliyor musun beni, dinlemiyor musun? Dinliyorum. Dinlemiyorsan çekip gideceğim çünkü buradan. Bağırmadan konuş hayatım. Bak sen burada diyorsun ki bizim ailemiz izliyor. Doğru evet. mu? Evet. Ben de diyorum ki evet yaptığım hataydı. Ailemiz izlerken benim bunları söylemem yanlıştı diyorum. Tamam. Sonra aynı yanlışı bana kızdığın şeyi oturup erkek muhabbeti yapar bir biçimde. Erkek gelip... muhabbeti zaten bu. Senin gibi... Aa bizimki de kız muhabbetiydi tamam. Biliyor musun Adnan? Zaten aynısını söylemiştin bana. Altı kız muhabbetiydi. Böyle kahkaha atarak, yüzüm gülerek, o anı yaşayarak anlatmadım. Bu mevzuyu anlat. Nasıl yaşadığın hiç önemli misin? Değil. Bak, dinleyecek misin? Sen anlattın sordun. Mı anlatmadın mı? Sordun. Sordun, dinleyeceksin hayatım. Ben sana yaptığım sürprizi anlatırken birden Berker öyle
başka bir şey söyledi. Ben de dedim ki bundan önce böyle bir sürpriz yapmıştım. Hmm. Yüzüm gülerek, o anı yaşayarak işte böyleydi. Çok farklı. Ben merdivenleri tek tek çıktım. Aha. Ondan sonra bir anda gördüm yüzündeki gülücükler falan filan. Kapıyı bir açtı. Kapıyı bir açtı ben. Sürpriz yaptım ona. Sürpriz yaptım. Ne var bunda? Senin gibi mi anlattın? Ama sen hiçbir kadına sürpriz yapmamıştın ya hani sürpriz benim doğum günümü kutlarken. Sürpriz yapmadım demedim hayatım. Ben sürpriz yapmayı seven bir insanım. Doğum günü sürpriz yapmadım dedim. Ben hiç neden bir sürpriz görmedim Adnan? Özellikle orada da söyledim doğum günü sürprizi. Ben doğum günüm haricinde niye senden hiçbir sürpriz görmedim? Görmedin mi? Adnan ne sürpriz yaptın bana? Adnan bana ne sürpriz yaptığını söyler misin? Doğum günüm haricinde bana ne sürpriz yaptığını söyler misin? Parmağındaki yüzüğe bakınca anlatsın bence. O bir yemekte aldığın hediyeydi bak, yemekte bu hediye. Yemekte aldım hediye. Yemek peki planlı mıydı? Yemeğe çıkacağımız planlı mıydı? Yemeğe öylesine çıktık da... Ben sana yemek de, Adnan, yüzük Adnan yaptığını mi aklamaya çalışma. Bak bana bak beni o zaman beni eleştirmeyeceksin, tamam mı? Beni bak. Allah ben, Allah ya beni bak Adnan sana o zaman sakin kalmaya çalışıyorum. Ben de çok sakinim. Ben de çok kendimi sakinim. Kendimi frenlemeye çalışıyorum. Yok, frenleyecek tamam bir şey mı? Yok. Zaten frenlemen gerekiyor böyle bir durumda. Öyle mi? Sen frenleyebildin mi Adnan? Ha? Sen benim yanıma gelirken frenleyebildin mi? Senin gibi romantik anımı anlatırken yüzüm gülmedi veya o gün romantik gün geçirmememize rağmen tutup da romantik anından bahsetmen ve bahsederken de benim yüzüğümü özellikle göstermen. Öyle mi? Yüzüğümü göstermeyi de bırak, o anı tamamıyla yaşayarak anlatman da sıkıntı. Aa, bu senin yaptığın haklı kılıyor değil mi? Bu seni haklı çıkartıyor, bu seni haklı yapıyor. Normal olarak anlattım. Bunu sen sorsan da anlatırım. Öyle bu. Ama ben yalancı çıkmadım biliyor musun? Sen yalancı çıktın Adnan. Ben yalancı sen yapmadın, yapmadım ben daha önce ki dediğim bir şeyi bir başkasına yaptığını söyledin. Doğum günü sürpriz ben daha yaptım önce romantik bir şeyi kimseyle yaşamadım defa, demedim. İlk defa bir sevgilimin bir doğum gününü kutladım dedim. Ben 25 yaşında ilk defa hayatımda sürpriz mi yapmış olacağım? Bu aklın kârı sığıyor mu buna? Çiçek almadım, çiçek gönderdim. Çiçek alıp da ellerimle getirip de çiçek vermedim. Ha bu çok normal yani. Hı? Sence ben senin eski sevgiline yaptığın şeyi dinlemekten hoşlanmalı mıyım Adnan? Şu an kahkaha mı atmamı bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Bu görüntü şu kızlar an evine verildiğinde o Gamze taşkını osu busu aa Adnan'a bak sürpriz yapmış bilmem ne bak çiçek de alıyor dediğinde nasıl tamam, bak, sakin kalmamı bekliyorsun? Ben sana bu cevapları verdim. Gider diğer tarafta öyle değil bu durumdaymış zaten orada senin gördüğünde bile valla anlatırken hiçbir yüzünde gülümseme laf olsun diye laf arasında söylemiş demen gerekiyordu. Ama sen o daha öncesinde kız arkadaşın çok daha öncesinde galiba evi basıp sana sen bunları söylediğim için kız arkadaşın o Ankara'dakini kimse çok özledin herhalde oraya git bir gör bakayım. Git bir gör özlemişsin sen onu. Sen bir şeyden anladın mı? Anlamadım. Sözünü unutma. Niye? Çünkü ben de anlamadım. Anladığım tek bir şey var biliyor musun? Gambar. O beni dinlemedi. Seni dinleyeceğini düşünüyorum. Şu an bunun yaptığı tamamen geçen bizim bu yaptıklarımıza binaen yapılmış bir kardeşim şey olarak görüyorum. Şuraya atayım. Ya, Gambar'la konuşuyordum ya. Ne oldu? Pek Didem dinlemediği için. Ya kardeşim yakaladı ya bir yerden. Kısasa kısas. Geçenki olayda üste çıkabilmek için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum ben. Şu an sevgilimin ne yapmaya çalıştığını çok iyi anladım. İşte burada diyoruz ya bazen daha hızlı tanıyoruz birbirimizi diye. Şu an ben Didem'i çok iyi tanıdım. Şu anda farkındayım. Geçen bana yaptığımın cezasını ödettirmeye çalışıyor. Ama bir tanem aynı şey değil bu bir. İkincisi de sana kurban olurum. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin olur. Kısmetse olur. Aşkı bulmak.